6 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estirdiği Yasak Elma dizisinin final yapmasından sonra çiçeği burnunda gelin Eda Ece'den yeni karar. Bu sezon da yokum. Dinleniyorum. Bakarız artık. Az sonra. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams konser için Bodrum'a geldi. Yer yerinden oynadı. Az sonra. Rol değil, dizi değil. Orada telefon falan yok. Şükrü Özyıldız, İstanbul'un göbeğinde, sokak ortasında hırsızı nasıl kıskıvrak yakaladı? Teli Magazin programı magazin hattından herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Kızı Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı'ya ilk tebrik Hande Erçel'den geldi. Şevval Sam, oğlu Tarık Emirtekin'in Yalı Çapkını kadrosuna dahil olmasına ne yorum yaptı? İlk kez görüntü veren İlayda Alişan ve Oğulcan Engin utangaç tavırlarıyla nasıl dikkat çekti? Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvran'la ayrıldığı iddialarına nasıl isyan etti? Hazırsanız şimdi magazin dünyasına çok hızlı bir tura çıkarıyoruz sizleri. Sevgilisi Hakan Sabancı ile New York tatilinden dönen Hande Erçel çalışmaya hazırdı. Neler yapıyorsunuz Hande Hanım? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Sete başlayacağız. Hayırlı olsun diyelim. 2022'nin Haziran ayında evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti ilk bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kızlarına babaannesi Arzu Sabancı'nın adını veren çift hastane çıkışında Arzu Alara bebekle işte böyle görüntülendi. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. Sabancı ailesinin yeni gelini olarak görülen Hande Erçel de müjdeli haberi alır almaz ilk tebrik edenlerden oldu. Oradaydınız. Allah'ınla balı büyütsün, sağlıkla büyütsün. Hakan Sabancı ile mutlu bir aşk yaşayan Hande Erçel, evlilik sorularını ise yine yanıtsız bıraktı. Sırada sizde geldi diyebilir miyiz? Çok güzel giden bir ilişki evet. Var. Arzu Teşekkür ederim. Her şey çok Arzu güzel. Arzu Hanım'la tanıştınız. Nasıl gidiyor? Bildiğin kapıda yakaladınız beni. Biraz sohbet edelim işte o zaman. Yeni teşekkür saati programları var mı o zaman Hande Hanım? Bir diğer taraftan Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları ve New York'a giderek dünyayı karış karış gezen çiftin tatillerine tam tamına 30 milyon lira harcadığı iddiaları da dudak uçuklatan tatil manşetiyle gündemde yer aldı. Şevval Sam, İstiklal Caddesi'nde kameralarımızı görmenin şaşkınlığı içindeydi. Oğlu Tarık Emirtekin'in yeni sezonda Yalı Çapkını kadrosuna dahil olmasına yorumu da hızlıca soruldu. Yani zaten çok iyi bir işin içine dahil olacak. Çoğu da arkadaşı. Ben Taro'nun çok yetenekli olduğunu hani biliyorum ama tabii objektif olamayabilirim diye de parantez açayım. Zaten güzel bir iş. Onun da mutlu olacağını zannediyorum. Cihangir'de görüntülere yansıyan Defne Samyeli, arkadaşını yurt dışına uğurlarken görüntülerimizdeydi. Serdar Ortaç'ın kadınlara yönelik tepki çeken sözleri Samyeli'ye hatırlatıldı. Arkadaşlar Serdar Ortaç'ın açıklamasını bilmiyorum. Ben sadece benimle ilgili konularda açıklama yaparım. Müzisyen sevgilisi Çağrı Telkıvran'la ayrıldıklarına dair çıkan iddialara da sitem etti Samyeli. Ayrıldığınıza dair dedikodular nereden var. Nereden ayrılmışım arkadaşlar? Yani yapmayın bunu ne olursunuz. Olur, teşekkür ederim. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray filmlerde giydiği kostümlerin sergilendiği etkinlik için İzmir'e gitti. Sevenleriyle buluştuğu sergide İzmir Marşı'nı söylediği anlar damga vurdu. Haziran ayında Atina'da sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor. Müjdeli haberi eşi Burcu Denizler sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğrafıyla duyurdu. Söylenilenlere göre çiftin bir oğlu olacak. İnşallah senden bir çocuğum olsun.
Ajda Pekkan yoğun istek üzerine dördüncü kez Kuruçeşme Açık Hava'da sahne aldı. Ne varsa bende var, aşk istediğin kadar. Gel sararsan beni sar, ne varsa bende var. Şarkılarıyla olduğu kadar tarzıyla da her zaman ikon olan süperstar, büstiyeri ve saten kat kat pantolonuyla yine göz kamaştırdı. Eskisi gibi bağlıyorsun bana. İşler açılır başına, seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Nereye bince sayla, aklında gireceğim seni. Performansıyla da büyük beğeni toplayan Ajda Pekkan, danslarıyla damga vurdu. Berkay aylar sonra Kıbrıs'ı sevenleriyle buluşmanın mutluluğu içindeydi. Biraz ara verdik Kıbrıs'a ama bir 6 ay kadar. Evet. Ama artık bu 6 ay sonrasında da akaben böyle birkaç tane üst üste giden akabinde konserlerimiz olacak. Özledik vallahi bunları. Berkay eşi Özlem Ada Şahin'e büyük jestiyle gündemdeydi. İddialara göre Alaçatı'dan eşine 30 milyon liralık villa satın almıştı ünlü şarkıcı. Aslında biz onu Arya doğmadan önce aldık ama işte. Haberler yeni çıktı. Haberler yeni, yani 6 yaşına girdi hani. Niye şimdi çıktı acaba bu haberler? Abi ne bileyim şimdi, bir cevap versen dert, vermesen dert. Ne yapayım şimdi, ne diyeyim? Haber doğruydu lakin villayı büyük kızı Arya'nın doğumunda almıştı Berkay. Sevdiklerine, sevdiklerine, evet. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, ailesine, anasına, babasına imkanları doğru okusunlar ve çalışıyorsa alın terinin karşılığında. Onları da mutlu etmek isterim. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi. Utangaç aşıklar İlayda Alişan ve Oğulcan Engin artık kaçmıyor. Üst üste iki gün kameralara poz veren çift ilişkileri hakkında neler söyledi? Siz magazin gündeminden düşmeyen aşk sonunda görüntüledik. Birkaç kelime alalım, hayırlı olsun diyelim. Aşk yeniden. Az sonra. Denizin tuzu gibi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Neva Çerel'e keyifli sohbetimiz var sırada. Bikinili yakalanma iddiası nasıl son buldu? Bodrum tatiliyle ilgili neler anlattı? Hep birlikte izleyelim. Bikinili pozlarıyla çok konuşulduğu Bodrum tatilinden dönen Nebahat Çehre bir alışveriş merkezinde aldı soluğu. Her zamanki gibi tarz, her zamanki gibi şıktı. ...79 yaşındaki usta oyuncu Bodrum tatilinde küçük bir rahatsızlık atlattığını paylaşırken salgına karşı uyarıda bulundu. Yani tatil değildim. Yani bir klima şeyini yapamadım. Çok geçmiş olsun. Ondan sonra sağ gözümde öyle şey oldu. Hep gözlükleri. Geçmiş olsun. O da Afrika şeyiymiş. Çok insanda var salgın, dikkat edin. Nerede havadan ne alır belli değil. Yine de her şeye rağmen tatili güzeldi. Ben tatil yaptım. Yaz tatilinde senaryo okuyan Nebahat Çehre ekranlara dönmek için kendisini heyecanlandıran projeyi ise yine bulamamıştı. Aklınızı başınıza toplayın. Beni karşınıza alırsanız siz zararlı çıkarsınız. Gelecek abi. Yine benim galiba son bedava. Belki de sizin yapmanız gerekecek. Hayır. Yani gelirse alınacağım. Tabii bir de ekranlara damga vurduğu karakteri Firdevs Yöreoğlu var. Ne yaptığını sanıyorsun sen Bihter? Nereye gidecektin? Ateşe yürüyorum ne demek? Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu'nun aradan geçen yıllara rağmen hala ilgiyle izlenmesini mikrofonlara değerlendirdi. Tabii ki altyapısı çok kuvvetli. Oyuncular çok oturmuştu. Herkes başarılıydı. Başarılı olmasa usta oyuncunun salon kadının canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakterinin etkisi de sürüyordu. Şimdi iki yere geldim. Genç kızlar, mağdur. Ne var ki bu gölge
götürdü beni. Beni de bahçeye gönderdi diye satıyor. Öbürü dedi ki ben bilmem ne sizin benim için. Yani hala aşkım yanımda. Harika. Sen Adnan Ziyagil'in çocuğunu doğuracaksın. O çocuk senin garantin bir kere. Aşk-ı Memnu'nun devam niteliğinde çekilen Bihter filmi 2023'ün sonunda vizyona girmesi bekleniyor. Zannediyorum ki çok başarılı olacaklar. Çünkü dönem sineması. Yani dizi değil sinema. Evet. Gelelim bir diğer konuya. Nebahat Çehre'nin kulağımızdan eksilmeyen bikinili yakalanmayacağına dair iddiasına. Ama yakalayamayacaksınız tabii, o başka. Yakalanacak yerlerden bak, kaçıyor. Ne var ki Bodrum'da tatil yaptığı lüks otelin plajında mavi bikinisiyle görüntülenen Nebahat Çehre başladı fotoğrafların çekilme hikayesini anlatmaya. Hiçbirimiz yakalanamadık. Ben de otele, çünkü sergi vardı, resim sergi kuramadık. 3 günlük o sergide olmak için oteldeydik. Ve otelin sahiplerinle zaten o biliyorsunuz o tümlerle. Evet. Şimdi denizin ucunda olsaydı o bütün yurtta o evlerden de. Ben otelin en son benim arkadaşlarla. Orada birisi çekti. Birisi çekmiş ha. Çekti verildi orası. 79 yaşındaki usta oyuncu yansıyan bikinili karelerinden de oldukça memnundu. Çok da güzelsiniz ama hala. Güzel değil ama hakikaten güzel bir gerçek. Evet, güzel. Taş çıkarıyorsunuz hala. Evet, güzel tepkiler de gelmiş hatta size. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Keyfiniz daim olsun. İyi günler. Teşekkürler. Bu evde senden fazla onun sözü geçiyor. Çocukların üzerinde inanılmaz bir hakimiyeti var. Denemediği yol kalmadı. Sağlık ve güzellik için çiğ tavuk bile yiyoruz arkadaşlar. Sünnet derisi ve ayı kanından sonra sıra dışı yöntemlerine Selen Görgüzel yenisini ekledi. Anne sütü. Doğal anne sütü. Az sonra. Aşklarıyla, hakkında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir yine bir araya gelemediler. Peki aynı gün farklı yerlerde görüntülenen ikili barıştıkları iddialarına ne cevap verdi? İzliyoruz. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Sevgililer mi, oldular mı, olacaklar mı derken Fethiye açıklarında yanak yanağa, dudak dudağa görünen sevenleri tam rahat bir nefes almışken bu defa birlikteler mi, ayrıldılar mı, barıştılar mı iddialarıyla Afra Mert aşkı, yılan hikayesi, yalı çapkınının yıldızlarının aşkları belgelendi lakin çift hiç bir araya gelmedi. Biri tatildeyken diğeri kampa gitti. Biri Cihangir'deyken diğeri İstanbul gecelerindeydi. Beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı, bitti. Haliyle reklam ilişkisi diyen de oldu, aşkları kısa sürdü diyen de. Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'i takipten çıkması da olay oldu. Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabının kapanması da. Kimsenin suçu yok, bu aşk gece. Kimsenin gücü yok, utanma. Her nedense taraflar tüm olup bitenler karşısında derin bir sessizliğe gömüldü. Ne aşklarını konuştular ne iddiaları. Son olarak Mert Ramazan Demir'le ilgili neler söylemek istersin? Bir cümle alsaydık ağzında. Teşekkür özel dışında. Hayatım, özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Peki. O yüzden. Hayırlı olsun diyelim biz de. Hatta öyle ki Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattığı iddiaları magazin gündemini çalkalarken bile sessizlik hakimiyetini korudu. Son iddiaya göre ise Mert Ramazan Demir ihaneti affettirmek için Afra Saraçoğlu'na 104 bin lira değerinde pırlanta gerdanlık hediye etti. Çok güzel. Mücevher hediyesinin ardından barıştıkları söylenen çiftten Mert Ramazan Demir Cihangir'de görüntülere yansıdı. Sene tekrardan başlıyor sezon. Bu sefer daha da heyecanlı, daha da aksiyonlu yeni transferler var. Taro sizle birlikte olacak. Aynen. Neler söyleyeceksin Mert? Çok kısa konuşsak sen. Vallahi abi ne söyleyeyim? Güzel bir sezon bizi bekliyor. Buradan gireceğim. Abi çok kısa o zaman 2 dakika. Tatil nasıl geçti? Kaçmam lazım abi. Barıştıkları iddiaları koşar adım sohbetimizde dinlendirildi. Ne var ki Mert Ramazan Demir yine sessizliğinden ödün vermedi. Olarak da sorayım, barıştınız diye bilgi geldi. Doğru mu? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hadi, iyi akşamlar. Tamam. Eyvallah. Tamam, yeter.
İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. İstanbul gecelerinde yüzü gülen Afra Saraçoğlu ise soru sormaya fırsat vermeyecek hızda bir eğlence mekanına girerken görüntülere yansıdı. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çıkışta görüşürüz. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Kadınlara yönelik sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç'a eski eşi Cleo Loughnan'dan cevap gecikmedi. Peki ünlü şarkıcı yaşananların ardından neden gözyaşlarına boğuldu? Serdar Ortaç'ı hüngür hüngür ağlatan sebep neydi? Hangi iddialar ortaya atıldı, neler yaşandı? Önce ağzına geleni saydırdı. Kızım siz eşitliği eşitlik diyorsunuz ya, başımıza çıktınız. Sonra hüngür hüngür ağladı. Serdar Ortaç kadınlara yönelik sözleriyle tepkilerin odağında. Aha ben verdim eski karıma bütün ipleri, ne oldu? O sert sözlerden eski eş Chloe'ye de nasibini aldı. O çok iyi bir insan. Her zaman dostum. Her zaman arkadaşım olacak. Ne o iki tane vardı ya. O kadar. O kadar. Bütün her şey bunun için değil mi? Serdar Ortaç'ı hiç böyle görmediniz. Allah'ın belası. Ne içtiysem içtim işte. Son yıllarda oldukça zor zamanlar geçiren Serdar Ortaç, sevenleriyle dertleştiği sosyal medya canlı yayınlarıyla gündemde. Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Benim canım çıkmış. Bir kez daha canlı yayındaydı ancak bu defa çok başka. Oldukça sinirli ve gergin olduğu görülen Ortaç hemcinslerine öfke kustu. Erkekliğin şerefini mahvettiniz. Mahvettiniz erkekliğin şerefini. Kadınlara nasıl davranılması gerektiği konusunda verdiği tavsiyeleriyle ağızları açık bıraktı. Ya karılara bu kadar vermeyin oğlum şeyi. İpleri bu kadar vermeyin lan. Ayıp, yazık lan erkeklere. 2019 yılında biten evliliğinin ardından nafaka ödemediği iddiasıyla haciz kararıyla şok olmuştu Ortaç. Sözlerinden eski eşi Chloe Loughnan da nasibini aldı. Aha ben verdim eski karıma bütün ipleri, ne oldu? Ne o iki tane vardı ya. O kadar. O kadar, bütün her şey bunun için değil mi? Annesinin sözlerini dinlemediğine pişman olduğunu dile getirdi. Yine sözü eski evliliğine değdirdi. Ah anamı dinleseydim. Rizeli bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence. Ah anam ah, ah. Ben böyle modern kadın istemiyorum ki. Modern kadını yorumladığı sözleriyle Serdar Ortaç şaşırtmaya devam etti. Atatürk kadınlara ilk seçme seçilme hakkını verdi. Demek ki kadınlar Allah'tır. Yok ya. Demek ki kadınlar yücedir. Yok ya. Doğuruyorsun diye mi? Ben olmasam doğuramazsın. Erkeklere tepki gösteren Ortaç, sert sözleriyle kadınlara hedef almaya devam etti. Eşitlik diyorsunuz ya, başımıza çıktınız. Allah'ın belası erkekler, siz yaptınız bunu. Siz yaptınız, nefsi tükenmemiş olan erkekler, siz yaptınız. Çok geçmeden Serdar Ortaç'ın öfkesinin sebebi az da olsa belli oldu. Hayatındaki kadına kızgınlığını dile getiren Ortaç, canlı yayında beryansın etti. Ya sevdiğim kadın diyor ki bana bugün, Bodrum'a gideceğim tatile diyor. Ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var. Bırak Bodrum'u. Kapının önündeki bakkala gitmezsin, yanımda kalırsın lan. Şurama yaslanıp şuramı koklamak için ölürsün. Serdar Ortaç'ın öfkesinden herkes nasibini aldı. Onlardan biri de Bodrum'a tatile gitmek isteyen sevgilisiydi. Yok, Bodrum'a gideceğim. 2 tane göstereceğim. 2 tane şey yapacağım. Hava atacağım. Neden? Kadınsın. Serdar Ortaç'ın hemcinslerine tepki gösterdiği, ne var ki tüm kadınlara giden sert eleştirilerinden sonra eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu. Ben de yorum yapmak istemiyorum. Bayağı yani 4 sene oldu. Evet. Bayağı şey boşanmıştık. Herhalde onun özel hayatı bir şey yaşıyor şimdi. Belki olabilir. O yüzden... Serdar Ortaç'a cevap vermek istese de Türkçesinin zayıflığından dert yandı İrlandalı model.
Benim Türkçem bu konuda yetmiyor. Eğer İngilizce konuşabilseydim bayağı... Biz tercüme ederiz. Şimdilerde mimar sevgilisiyle evlilik hazırlığında olan Chloe, eski eşinin sözlerinin tüm kadınlar için üzücü olduğunu dile getirdi. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ve böyle konulara girmeyi sevmiyorum. Böyle bir şey duyunca tabii ki üzülüyorum. Yani tek benim için değil, tüm kadınlar için üzülüyorum. Çünkü bayağı sert sözler bende. Yani çok şaşırdım çünkü ortamızda kötü bir şey yoktu. Bir yandan böyle bir haber çıktı. Kadınlara yönelik sözleriyle eleştiri oklarının hedefinde olan Serdar Ortaç, günler sonra ise hüngür hüngür ağladığı videosuyla bir kez daha gündeme geldi. Yeni şarkısı Ferhat'ı dinlerken gözyaşlarına boğulan Ortaç'ın görüntüsü bu defa da Chloe'yi unutamıyor mu iddialarını ortaya çıkardı. Söyle bana adet sana yok. Suya yazdım ismini. Bu iddiayı çıkaran sebepse katıldığı bir programda ayrılık sonrası eski eşine şarkılar yazdığını söylediği işte bu sözlerdi. Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti. Ayrıldıktan sonra birkaç şarkı yazdım. Mesela şunu yazdım. Söyle ona rahat etsin ben yokken. Suya yazdım ismini. Silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken. Lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken. Lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams konser için Bodrum'a geldi. Yer yerinden oynadı. Az sonra. İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında Şükrü Özyıldız hırsızı nasıl kıskıvrak yakaladı? Çiçeği burnunda gelin Eda Ece neden ekranları ara verdi? Aşklarını göz önünde yaşamaya karar veren İlayda Alişan ve Oğulcan Engin neler söyledi? Meryem Uzerli 40. yaş gününü nasıl kutladı? Dop dolu haber turumuzla programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayında nikah masasına oturan Eda Ece, uzun soluklu balayının ardından İstanbul'a döndü. Bu işe başladı. Ben de biraz daha dinleniyorum şu anda. Aradayım biliyorsun. Çiçeği burnunda gelin, çocuk sorularına da sessiz kaldı. Hepsine bakacağız. Şimdi daha yeni döndük. Çok teşekkür ederim. Güzel oyuncu, 6 sezon boyunca ekranlarda kaldığı Yasak Elma'nın final yapmasının ardından bir süre dinleneceğini açıkladı. Bu sezon da yokum. Dinleniyorum. Bakarız artık. Seneye bakarız. Ünlü dijital yayın platformunun Atatürk dizisini iptal etme kararına ilk Eda Ece tepki göstermiş, birçok ünlü isim ise sessiz kalmayı tercih etmişti. Yani bence bu konuda en net olan kişi benim. Hoşçakalın. Bengü, sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlandığı açık hava sahnesi için yoğun bir hazırlık içindeydi. Kostüm provası var, önümüzdeki hafta açık hava konserimiz var. Nasıl bir kostüm efendim? Orada göreceğiz hep birlikte. Kaç tane giyecek? Birden fazla olacak. Çeşme'de yeğeninin mutlu gününe tanıklık eden Asuman Dabak, Cihangir sokaklarındaydı. Evet, onu nişanladık. Abimin, değerli abimin kızı. İşte bir bahçede yaptık öyle. Tatlı tatlı eğlendik, güldük, sohbet. Asuman Dabak yıllar geçse de değişmeyen fiziği ve formda halleriyle göz dolduruyor. Haliyle fit hallerinin sırrı merak edildi. Spor yapıyorum ve beslenme günde bir öğün besleniyorum. Bir şey çok yemiyorum. Abur cubur hiç yemiyorum. Canımın istediğini istediğim zaman yiyebiliyorum. Bu rahatlık ve özgürlük olunca kafanızda stres yok. Az ve bir öğün yiyince doyuyorsun, ölmeyeceğini biliyorsun. Ne var ki ünlü oyuncunun kalbi boştu. Yalnızlığı kendi tercihiydi. Yok. Yok, aşk yok. Aşk mevzusu her zaman komik gelir bana zaten de. Vallahi benimki biraz seçilmiş yalnızlık. Görüştüğümüz insanlar, arada sırada flört ettiğimiz tabii ki olacaktır, olmalıdır. Evet. Bunlar da lazım bünyeye. Ama sevgililik mevzusu artık çok benim düşündüğüm bir şey değil.
Her yıl Çeşme'de jet ski şovuyla adından söz ettiren Asuman Dabak, adrenalin dolu sporlara da meraklıydı. Yamaç paraşütü, rafting, jet ski, windsurf, kürek çekiyorum, yelken yapıyoruz zaten her fırsatta. Benim diyen yapanı görmedim. Rafet El Roman eski dosyaları açtı. Şarkı sözlerini yazdığı kağıtları bulan ünlü şarkıcı, Aşkı Virane şarkısını not ettiği yerle de şaşırttı. Ya mesela bak şurada bir tane var, bu da kusma torbası. Öyle ve kağıt bulamadığım için buraya yazmışım hangi şarkıyı. Ben de aynı duygularla geçtim bu yollardan. Aşkın her katı halini yaşadım, gördüm, inan. Aşkı Virane şarkısı. Vay, doğru. Evet. Bak neler neler var. Bak burada mesela. Yitik mağrur gönlüme, kıydın gittin ömrüme. Ne varsa inandığım, kayıp ziyan şimdi yarım. Çok önemliydi. Çünkü yazdın yazdın, yazamadıklarını unuttun. Dediğin gibi şimdiki teknoloji yoktu o zamanlarda. Ve burada sayfalarca gördüğünüz gibi dolu bir sürü şeyler. Bir zamanlar Çukurova'ya Gülten karakteriyle damga vuran Selin Genç şimdilerde senaristliğe göz kırptı. Ben bir yazmaya başladım. Aynı zamanda senaryo yazıyorum. Ve bununla ilgili de bir hayalim var. Gerçek hayat hikayesini kaleme alıyorum. Son olarak bir dijital platformda Nevra Serezli, Fikret Kuşkan gibi değerli isimlerle rol almıştı Selin Genç. Çok verim aldım. Biz 2-3 ayda çok sıkı çalıştık, paket çalıştık ve hem aksiyonu bol, hem intikam hikayesi içindeydim, hem iki farklı dil konuştuğum bir proje oldu. Hani Rusça ve Azerice, bir Azeri kadın arıyordum. Ve hem başka bir kültürü tanıtmak, hem o işin altından kalkabilmek gerçekten zordu benim için. Dizisi için Azerice bile öğrenmişti. İşin bütününde Azerice konuştum. O kadar zaman geçti ki 8 ay oldu biz bunu çekeli, o yüzden hatırlamıyorum. Şey diyorlar, çok tatlı. Senden hoşlanıyorum demek için benim senden hoşum geliyor diyorlar mesela. Çok tatlı. Bir tanesi danslarıyla da keyifli anlara imza attı. Meryem Uzerli 40. yaş gününü Berlin'de ve Edis, Nirvana düetinden 3 yıl sonra Serdar Ortaç'ın Sor şarkısında buluştu. Pop müziğin iki yıldız ismi Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısındaki zeytin yeme sahnesine de kirazla gönderme yaptı. Sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklara demiş ki benden uzak olsun, peki niye? Kostümlerine hatırı sayılır bir bütçe ayırdığını paylaştı. Yani ister istemez harcanıyor. Şimdi artık her şey de pahalı. Eskiden atıyorum yani 3 liraya mal olan bir elbise şimdi 7-8 liraya mal oluyor. Sadece kıyafete değil, aksesuarından saça, ayakkabısından çantasına kadar masraflar artınca Funda Arar'dan isyan yükseldi. Bir de bayan sanatçılar olarak sırf kıyafetle bitmiyor. Bu işin takısı var, ayakkabısı var. Hele bir işte bir başka bir davete bir işte çantasıdır, odur budur, saçı, aksesuarı, makyajı. Saçı, makyajı bitmiyordu. Bitmiyordu, bazen diyorum erkek sanatçı olmak daha kolay. Funda Arar, Kıbrıslılara müzik ziyafeti sunduğu gecede sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep birlikte söyledi. Aşklarını artık gözler önünde yaşamaya başlayan Oğulcan Engin ve İlayda Alişan Etiler'de görüntülere yansıdı. Siz magazin gündeminden düşmeyen aşk salonunda görüntüledik. Birkaç kelime alalım, hayırlı olsun diyelim. Abartma. Nasıl gidiyor ilişkin? Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Başka zaman birkaç kelime alsaydık. Başka zaman uzun uzun. Ne var ki utangaç tavırlar sergilemeye devam eden aşıklar gazetecilerin isteğini kırmayarak aracın içinden poz verdi. Böyle mi? Aynen abi, harikasın. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İzmir Alaçatı'da sahne alan Selami Şahin, oğlu lider Şahin'le sahnedeydi. Ailesinin doğum günü kutlamasıyla sahnede büyük bir sürpriz yaşadı.
75. yaşına giren Selami Şahin doğum günü pastasını sevenlerinin karşısında üfledi. Evet, eşim, iki oğlum ve kızım yanımdalar. Doğum günüm bugün 76 bitti, 77'ye girdim. Baba biraz yaşlı söyledim bence, 75. Öyle mi? Evet, iki sene fazla söyledim bence. Öpüyorum. Bir, iki, üç. Usta sanatçıyı yeni yaş gününde Selami Şahin Şarkıları bir albümünün solistlerinden Derya Bedavacı da yalnız bırakmadı. Yıldız Tilbe ışıl ışıl siyah kostümü, şahsına münhasır danslarıyla Kuruçeşme'deydi. Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe bir süredir kullandığı peruğuyla sahneye çıktı çıkmasına ama daha fazla dayanamayınca bir çırpıda kurtuldu. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hak'tan Kuruçeşme açık hava sahnesi öncesinde heyecanını paylaştı. Yani halkımızı iyi müzisyenlerle, iyi şarkıcılarla buluşturan çok güzel bir organizasyon olduğu için ve bu organizasyonda ben de yer aldığım için çok mutluyum. Hak'tan yeni bir albüme de göz kırptı. Sevenlerini heyecanlandırdı. Çıkmadan, yani yeni yıla girmeden önce en azından bir 5-6 tane ayrı ayrı projede sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. İnşallah. 2,5 saat süren performansında sevilen şarkılarının yanı sıra kült olmuş şarkıları da yorumlayan Hak'tan hayranlarından tam not aldı. Geçti, yana yana, seni sevmeyip ağır ödüyorum. Bu defa sahne değil gerçek. Hem de İstanbul'da sokak ortasında. Günün kahramanı ise yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız. Bunlar yüzler mi? Orada telefon falan yoktu. Benim telefonum. Ruhun Duymaz dizisinde bir ajanı canlandıran Şükrü Özyıldız adeta dizi gibi bir olay yaşadı. Bir grup turistin çantasından hırsızlık yapıldığı anlara tanık olan ünlü oyuncu hızla aracından indi, hırsızı kıskıvrak yakaladı. Bunlar yüzler mi? Orada telefon falan yoktu. Benim telefonum. Çalınan eşyaları turistlere geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar yakaladığı hırsızı kontrol altında tuttuğu görüntülerle sosyal medyada kahraman. Güzellik uğruna denediği farklı yöntemlerle adından söz ettiren Selen Görgüzel, bu defa bakın hangi şaşırtıcı yola başvurdu. İzle. Yapmadıkları, denemedikleri, çekmedikleri kalmadı. Dudakları dolgunlaşsın diye onlarca arının iğnesinden medet uman da var. Kanlı vampir maskesiyle ciltlerini güzelleştiren de. Gösteri dünyasının ünlü güzelleri, genç kalmak, güzel kalmak için başvurdukları ilginç, garip, sıra dışı yöntemlere her geçen gün bir yenisini ekliyor. İşte o ünlü güzellerden biri, Selen Görgüzel. Önce sünnet derisi. Yeni doğmuş erkek çocuklarının dan elde edilen sünnet derisinden 50 milyon hücre. Ha, sünnet derisi enjekte ettirdi. Evet, sünnet derisi enjekte ettirdi. Sonra ayı kanı. Ayı kanını böyle araştırmışlar işte farelerde falan. İnsana da iyi geldiği tespit edilmiş. Araştırıyorum ki ayı kanı enjekte edecek diye. Derken şimdi de anne sütü içiyor. Sağdırdım özellikle. Anne sütü. Evet, yanlış duymadınız, yanlış görmediniz. Selen Görgüzel, içinde anne sütü olan pet şişesiyle Nişantaşı sokaklarındaydı. Doğal anne sütü. Arkadaşımın
yeni bebeğini emziren arkadaşımdan temin ettim sağ olsun. Peki Selen Görgüzel bunu neden içiyor dediğinizi duyar gibiyiz. Tabii bunu niye içiyorum? Bu immün sistemini çok kuvvetlendiriyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Ben bu ara çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Her ne kadar böyle vitamin takviyesi alsam da o yorgunluğumu bir türlü atamıyorum. Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Selen Görgüzel bağışıklık sistemini güçlendirmek için doktor tavsiyesiyle anne sütü içmeye başlamıştı. Anne sütünün faydalarını da saymaya başladı. Aynı zamanda kanser hastalarına da çok faydası var. Kanser tedavisi gören, kemoterapi tedavisi gören birçok hastaya da doktorları tavsiye ediyor. Bu daha yeni yeni duyulmaya başlandı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda çok ciddi bir gerçek bir antibiyotik, gerçek bir çözüm. Selen Görgüzel bir taraftan anne sütünün hızlıca tüketilmesi gerektiğinin de altını çizip kısa bir mola verdi. Benim bunu bir taraftan içmem lazım yoksa bunun etkisi bitiyor biliyorsunuz. Zeki olsun, ben de olurum. Anne sütü direkt benim için sağdı. Gözümüzün önünde. Ay çok garip ya. Tabii hal böyle olunca kafalarda beliren değişik sorular da vardı. Arkadaşınıza şimdi süt anne istiyor musunuz? Evet ya, bebeğiyle süt kardeş olduk. Vallahi süt annem oldu arkadaşım. Ben buradan söyleyeyim, özellikle kanser hastaları varsa yakın çevrelerinde böyle bebek emziren arkadaşları, onların sütlerinden mutlaka içsinler anne sütü. Doktor onaylıdır yani. Kafamdan atmıyorum. Bir diğer taraftan tavsiye ettiği anne sütünü de sohbet arasında yudumlamaya devam etti. Ben 40 yaşından sonra anne sütü içiyorum. Böyle su gibi hafif bir tatlı, hafif tatlı. Yani böyle çok hafif bir tadı var. Canım arkadaşım. Selen Görgüzel anne sütünün faydasını görmeye başladığını da sözlerine ekledi. Derim vallahi ben içmeye başladığımdan beri oldukça enerjik ve güçlü hissediyorum kendimi. Cildim bildim de güzelleşti. Tepki çekmekten yana da bir endişesi yoktu Görgüzel'in. Ya şimdi bilinmeyen bir şeyi ilk öncülüğünü yapan herkes bir eleştiriliyor. Bu eleştirilere ben göğüs geriyorum. Beni yıllar sonra anlayıp "Aa Selen Görgüzel bunu söylemişti." diyecekler ama bu arada ben tabii ki eleştirileceğim yine. Olsun, varsın eleştireyim, bir faydam oluyorsa ne mutlu bana. İnşallah bunu duyan, özellikle kanser hastaları için söylüyorum. Lütfen etrafınızda varsa anne sütü için. Selen Görgüzel ne sıklıkla tükettiğini de paylaştı. Sağlıklı ve güzel kalmak için her şeyi denemeye hazır olduğunu belirtti. Ayda bir kere, her gün içemem ya. Ya biraz zorluyor psikolojik olarak, yani bir garip geliyor tabii ama sağlık ve güzellik için çiğ tavuk bile yiyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sadece plastik cerrahi müdahaleler yetmiyor. Spor, sağlıklı beslenme, böyle takviyeler çok önemli. İyi görünmek için, sağlıklı yaşalabilmek için. Ben de bu konuda öncülük yaptığımı düşünüyorum. Araştırıyorum çünkü, yani farazi böyle kafama gelmiyor. Araştırıyorum. Bilindiği üzere Selen Görgüzel daha önce güzelleşmek uğruna denediği ilginç yöntemlerle tepki çekmişti. Tepki alıyorum ama ondan sonra herkes ayı kanı karar. Araştırıyor. Tepki alıyorum, ondan sonra sünnet derisiyle cilt bakımı yaptırmaya başlıyorlar. Diyorum ya, ben bu tepkilere hazırlıklıyım. En nihayetinde iyi bir şeye hizmet ediyorum. Magazin Hattı ekipleri ünlülerin Bodrum tatilinden renkli görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Bakalım bu defa kameralarımıza kimler takılmış, neler söylemiş. Gökhan Türkmen konser maratonuna ara verdi, soluğu Bodrum'da aldı. Yoluna taş koydum, ellerin olma diye. 39 yaşındaki şarkıcı formda halleriyle dikkat çekti. Kaslarıyla adeta plajda şov yaptı. Arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkaran Gökhan Türkmen, ayak voleybolunda arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirdi. Kıvanç Tatlıtuğ jet surf'te maharetlerini sergiledi, adeta şovuyla büyüledi. Övgülerimizle nazar değdirmiş olacağız ki profesyonellere taş çıkartan Kıvanç Tatlıtuğ düşüşe geçiyor. Lakin düşüşü bile artistik. Nazar değmesin eğilsin alem dizine. Yine de şov devam ediyor. Ta ki dalgalara ikinci kez yenik düşüşüne kadar. Düştüyse kalkarız daha.
Yılmıyor tatlıtuğu, batıyor, çıkıyor, tekrar tekrar deniyor. Düşmeye doyamadım. Tatlıtuğ'un Jet Surf Show'u bize de keyifli bir seyir sunuyor. Bodrum'u güzelliğine hayran bırakan isim, kırmızı mayosuyla Burcu Biricik. Bodrum'un soğuk suyuna alışmakta her ne kadar zorluk çekse de, Burcu Biricik'in maviliklerle buluşması da geç olmuyor. Burcu Biricik kadın arkadaşlarıyla, eşi Emre Yetkin erkek arkadaşlarıyla takılırken duşun ardından son buluyor. Sosyal medyada Yonca, gerçek hayatta Yonca. İşte bu ikilimi yaşatan, Photoshop ve filtrenin gücünü gözler önüne seren görüntülerimizle Bodrum'dayız. Bilindiği üzere Yonca Evcimik birkaç yıl önce ameliyatla karın kası yaptırmış. Yazın başındaysa kalça operasyonuyla Seray Sever tatiline devam ediyor. Dikkatlerimizi denize giren Hakan Merişliler ve sevgilisi bol bol romantik dakikalar yaşadı. Birbirlerini öpmeye doyamadı. Bir süre denizin keyfini çıkaran çiftten ünlü oyuncunun sevgilisi denizdeki çöpü atarak duyarlılığıyla da mest etti. İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum konseri öncesinde havaalanında görüntülendi. Konser sonrası İsviçre'de tatil yapan eşi ve çocuklarının yanına gideceği özel jetinin ise havaalanında bekletildiği öğrenildi. Yüz kişilik bir ekiple Bodrum'a gelen dünya ünlü yıldızın sahne ve prodüksiyon malzemeleri 6 tırla yurt dışından getirildi. Robbie Williams'ın loca biletleri 8.000 ila 35.000 euro arasında değişirken, dünya ünlü yıldız Türkiye'deki ilk konserine büyük bir coşkuyla çıktı. Sevilen şarkıları ve sahne performansıyla binlerce kişiyi kendisine hayran bıraktı. Türk asıllı Ida Field'la evli olan Robbie Williams şarkı aralarında seyircileriyle sohbet ederken fark ettim ki eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle Türkleri çok seviyorum sözleriyle hafızalara kazındı. Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Yunan adaları turu yapan cruise gemisinde sahne aldı. Yunan adalarını gezen ünlü şarkıcı Mikanos'ta yeni yaşını kutladı. Türk-Yunan bayrağı eşliğinde doğum gününde Türk ve Yunan bayrakları birlikte açıldı. Emel Müftüoğlu ilk kez uzun soluklu tatil yapıyor olmanın mutluluğu içindeydi. Yıllardır hiç yapmadığım kadar uzun bir tatil yaptım Bodrum'da. Çok da keyifliydi, çok güzeldi. Bütün arkadaşlarım, herkes buradaydı. Yani baba evinden çıktığımdan beri ilk defa böyle bir şey yapmış oldum. Yeni sezonda ekranda olabileceğini de müjdeledi. Müftüoğlu görüşmelere devam ettiğini açıkladı. Şimdi bir takım şeyler var işte, görüşmeler var. Olursa bir şey var, bir dizi var, olursa o olacak. Öyle yani, inşallah olursa olur. Ben bütün dizileri seyrediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir 6 yıldır falan hiç televizyon seyretmiyorum ama hiçbir diziyi de kaçırmıyorum. Bütün dizileri seyrediyorum, yani yapılan bütün işleri.
özel kanallardaki her şeyi takip ediyorum. Emel Müftüoğlu favori iki dizisini de seçti. Bana sorarsan bu sene ya da geçtiğimiz seneki yüz akı... Yani dünyaya sunabileceğimiz en güzel işlerden bir tanesi, çok gurur duyulan iki iş vardı. Bir tanesi Fi'di, bir tanesi de Kuş Uçuşu mu? Birce Akalay'ın oynadığı çok acayip güzel bir işti mesela. Esra Erol, Bodrum tatilinin son günlerinin tadını çıkarıyordu. Yazı yedik. Şimdi artık dönüş vakti. Çok güzel geçti. Aslında çok da uzun değildi. İşte biz Temmuz'un başında geliyoruz. Burada ev düzeni olunca çocukların hayatına göre organize oluyoruz. 28 Ağustos'a yayın bekliyor. Yayın hazırlıkları var işte, İstanbul'a dönüş. Onlar için de yine o yoğun tempolu sezona başlayacağız. Bol bol dinlendiği tatilin ardından çalışmaya başlamaktan da mutluydu Esra Erol. Ya ben çok çabuk adapte oluyorum. Yani tatilse tatil, işse iş. Oraya girdikten, adım attıktan sonra zaten iş başlıyor. Çok seviyorum çalışmayı da. Ünlülerin buluştuğu gecede Emel Müftüoğlu, Esra Erol'un yanı sıra Ercan Saatçi ve Demet Akbağ da vardı. Yunanistan tatilinde aşkıyla dillerden düşmeyen Demet Özdemir, Bodrum tatilinde ailesiyle hasret giderdi. Bodrum geceleri neyse keyifli horon şovuyla damga vurdu. İzliyoruz. Mutluyuz, aşktan uçmuşuz, yandık ezelden sarhoşuz. Yunanistan'da aşkıyla... Demet Özdemir 2023 yılının en çok konuşulan ismi. Oğuzhan Koç'la 8 ayda biten evliliğiyle dillerden düşmezken Yunanistan'da hem huzuru hem aşkı buldu. Atina'dan bir ev alan Özdemir tüm yazını hem dekorasyona adadı hem tatile. Şimdi içi yapıldığı için de çok gidip gelmek zorunda kaldım. Herkes tabii soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Evin işleri de vardı. Hem tatil hem evin dekorasyonuyla ilgilendik. Bir de gönlünü DJ Sergio'ya kaptırınca ünlü oyuncu komşudan vazgeçemedi. Güzel oyuncu abla tüm yaz boyunca bikinili paylaşımlarıyla göz dolu çıkar çıkmaz annesinin yanında sodasıyla özlem gideren Demet Özdemir gündüz Bodrum koylarının tadını çıkardı. Gecelerde ise annesi Ayşen Hanım'ın yeni yaşını kutlamak için toplandı tüm aile. Gecenin performansı yine Demet Özdemir'den geldi. Güzel oyuncu horon teptiği keyifli anlarla Bodrum gecelerine damga vurdu. Arabesk fantezi müziğin kraliçesi 60 yaşındaki Gülden Karaböceğin bir çorbacıda sahne aldığı görüntüler haftaya damga vurdu. Demet Akalın'ın yorumuyla eski defterlerin açıldığı olayda neler yaşanmış hep birlikte izleyelim. Arabesk fantezi müziğin hüzün kraliçesi. Bak da gör halimi, sürünüyorum. Dillerden düşmeyen Dilek Taşı'nın bestekarı. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerim, mutluluktan haber ver Dilek Taşı. Sanat hayatı boyunca sazın her telinden söylediği sevdalı şarkılarıyla Türk müziğine yön veren Gülden Karaböcek. Ne zaman bitecek tanrım bu azap, yarını olmayan günlere kal. En şatafatlı, en ihtişamlı gazinoların baş tacıydı. Sahnelerin vazgeçilmez ismiydi. As solist Gülden Karaböcek. Çorbacı da sahne aldı, ortalık yıkıldı. Olsa, 69 yaşındaki efsane sanatçının bir çorbacıda sahne alması sosyal medyada gündem oldu. Hızla yayılan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.
Durumunun ardından Gülden Karaböceğin kızı Nur Düzgit sessizliğini bozdu. Nur Düzgit ilk olarak çorba imza günü olmuştu. Bir tane playback şarkı rica etmişlerdi. Sonra o görüntüler sahne alıyor gibi yorumlandı. Gülden Hanım gayet iyi. Sahnelere gidip geliyor. Ardından Demet Akalın'ın olay yaratan yorumuna ateş püskürdü. Annemin çorbacıda sahne aldığı haberlerini hiç dert etmedik. Ama Demet Akalın'ın enişteci yorumu bizi çok üzdü. Onu annem de ben de çok severdim. Şimdi sayfamdan Demet'le fotoğrafımızı siliyorum. Konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım. Sözleri... Bir zamanlar sesleriyle ortalığı kasıp kavuran iki isimdi. Neşe ve Gülden Karaböcek. Adını anmayacağım. Yapımcısı Atilla Alp Sakarya ile 1964 yılında evlenen Neşe Karaböcek'in evliliği 10 yıl sürmüştü. Aile arasında yaşananlar, iddialar bir hayli fazlaydı. Neşe Karaböcek'in müzik dünyasında başarı yakalayan kardeşini çekemediği, önüne engeller koyduğu da söylenmişti. Gülden Karaböcek'in yapayalnız bırakıldığı da. Yaşandığı yıl iki kız kardeşin yıllar süren küslüğü başladı. Çünkü Neşe Karaböcek'in eski eşi aynı yıl kardeşi Gülden Karaböcek'le nikah masasına oturdu. Biliyorum evlisin, seni bekliyor yuvan. Ayrılıp gitmelisin daha geçmeden zaman. Gülden Karaböcek hiç istemediği halde hayat şartları nedeniyle ablasının eski eşiyle evlendiğini söylerken Neşe Karaböcek iddiaları yalanlamış, Gülden'i mezara kadar affetmeyeceğim demişti. Ve böylece bir döneme damga vuran iki kız kardeşin küslük hikayesi Mehmet Akalın yorumuyla iki kız kardeşin hikayesini tekrar gündeme getirirken ünlü isimler Gülden Karaböcek, Gülben Ergen, siz bizim kıymetlimizsiniz. Her nerede şarkılarınızı söylerseniz oraya gelmek vazifemizdir dedi. Hande Yener, içime dert oldu. Üzülmeyin lütfen. Hayat hepimiz için, sınavlar da hepimiz için. Ben Demet'in de sonradan üzüldüğüne eminim. Sözleriyle Gülden Karaböcek'e destek verdi. Tuğba ikinci ise Demet Akalın'a hedef aldığı açıklamasında "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Geç anne oldum. Dikkat et konuşurken, kalp kırma. Çok ayıp ettin." sözleriyle tepki gösterdi. Magazin attının